Yepyeni bir seriye nostaljik film incelemelerine başlamış bulunuyorum. Nostaljik derken aklınıza sadece siyah beyaz veya kült filmler gelmesi de gerek yok tabii ki. Bahsetmek istediğim herhangi bir filmden bu seride bahsedebileceğim ama sizin bu kanalda Marvel Sinematik Evreni veya DC Evreni'nden bir şeyler bekliyor olabileceğinizi de biliyorum. Bu yüzden sizi bu seriye alıştırmak adına ilginizi çekecek 86 yapımı bir filmden bahsetmek istedim. Marvel çizgi romanlarından uyarlanan ilk uzun metrajlı sinema filmi Howard the Duck. Ördek Howard ya da 90'larda Uzaylı Ördek adıyla televizyonda yayınlanan Howard the Duck aslında son zamanlarda insanların tekrar tekrar izleyip berbat eleştirilerde bulundu ve IMDb puanını filmi 4.8'e düşürmüş oldukları garip bir film. Kanalı takip ediyorsanız beni biliyorsunuzdur. Filmlere karşı emeğe saygı konusunda hassas davranabiliyorum. Ama bu film için böyle bir çaba bile harcamayacağım. Çünkü geçenlerde sabahın 6'sında kalkıp bu filmi zamansız bir şekilde izlediğimde çok eğlendim. Kesinlikle kendini ciddiye almayan, tamamen geyik odaklı çekilmiş bir film. Ve Howard o kadar da popüler bir karakter olmadığı için sizin için hiçbir şeyi mahvetmemiş oluyorlar. Bu yüzden tüm senaryo hataları ve göze batan kötü diyaloglar umurumda bile olmadı. Son zamanlarda izlediğim filmlerde sırf stüdyo yayınına para harcadığı için kendini ciddiye alan bomboş filmler varken bu filmi sadece geyik yapmak için izleyebileceğinizi tavsiye ediyorum. Çünkü birincisi film kendini hiçbir şekilde ciddiye almıyor. Hatta gerilim yaratması gereken bazı noktalarda karakterin olaylara gayet ciddiyetsiz yaklaşmasıyla her şeyin bir çizgi film havasında yaşanmasını sağlıyor. Ki filmin kafasını anlamamış birinin eğlenmemesi de bu noktada çok normal. Marvel filmi olduğu için dramatik bir hikaye ve süper aksiyonlar bekliyorsanız çok yanlış yerdesiniz. Çünkü başrolde bir ördek olduğunun farkında bile değilsiniz demektir. İkincisi de filmin çok saçma ama kendine has bir tarzı var. Jessica Jones dizisinde komik bir sahnesi olsa hiç yadırgamayacağınız kadar ilginç bir ortam oluşuyor bir anda. Ama filmin bunu bozmak için uğraştığı noktaları çok fazla. Filmin sonlarına doğru ilgim ciddi anlamda düşmeye başladı. Ama filmi izledikten sonra şimdi ben bu film hakkında neden oturup ciddi bir video çekeyim ki diye de düşünmedim diye. Çünkü uzaylı bir ördek var ve aklı bir karış havada bir kızla başrolü paylaşıyor ve üstüne üstlük coşkuluk hasişin içine cinsellik katarak kendi sapık yönlerini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani evet, garipsenecek birkaç şey vardı aslında. Özellikle daha filmin ilk dakikalarında karşılaştığımız şu ördek, bu filmin bir çocuk filmi olmadığını bize göstermek için yeterlidir herhalde. Şimdilerde bunun gibi sahneler biraz öfkeyle karşılanabilir ama o zamanlar filmler kolay kolay yaş sınırına takılmıyordu ve bunlar aile gözetiminde hep birlikte sinemada izlenen filmler olduğu için çocukların yalnız başına gördüğü şeyleri anlamaya çalışmadıkları bir zamandı. Ama 80'lerin ortasında çekilmiş bir filmden bahsediyoruz. Neon ışıklar, karanlık sokaklar, ritim tepen müzikler ve genelde genç anne babaların artışta olduğu bir dönemde kimsenin buna takılmamış olması ve gülüp geçmiş olmaları çok normal. Howard, paralel evren gibi düşünebileceğimiz, bizim dünyamıza çok benzeyen ama insanlar yerine ördeklerin yaşadığı bir dünyadan evinin salonunda otururken dünyamıza ışınlanıyor ve buraya adapte olmaya çalışırken edindiği arkadaşlarıyla gelecek olan başka bir tehdidi engellemeye çalışıyorlar. Ve biz bu sırada bolca 80'ler popüler kültür referanslarına maruz kalıyoruz ki bunlar gayet komik olurken daha sonradan biraz aşırıya kaçabiliyor. Filmin ikinci yarısında ciddi anlamda gönderme yapmak ve espri yapmak için zorlandıklarını fark edip onların adına biraz utanmaya başlıyorsunuz. Ama birden o kadar absürt bir şey oluyor ki ciddiye almamanız gerektiğini hatırlıyorsunuz. Sadece dediğim gibi filmin yarısında eğlendiysem de diğer yarısında hızla bunun birkaç güne tamamen unutacağım bir film olduğunun farkına vardım. O yüzden eğer haberiniz yoksa ve Marvel'ın ilk sinema filmini izleyeceğim diye heyecan yaparsanız o kadar da abartmayın ama nefret trenine de sebepsiz atlamayın çünkü belli olmaz. Yani belki siz seversiniz. DC'nin ilk filmi bundan çok çok daha uzun yıllar öncesine dayanıyor ama o filmi de incelemek harika olacak ve lisedeki diğerlerinde de. O yüzden hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Filmlerin künyelerini de videonun sonunda paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Okie dokie.